arkadaşlar, trigonometrik fonksiyonlardan kosinüs teoremi ile devam ediyoruz. Kosinüs teoremi deyince ne yapacağız arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Bir önceki videoda sinüs teoreminden bahsettik. Kosinüs teoreminin formülü de hangi açıyı kullanacaksınız? Diyelim ki A'yı kullanacaksınız. Kosinüs A'lı yazacaksınız. Onun karşısındaki kenarın karesi A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2bc çarpı kosinüs a diyorsunuz arkadaşlar. B kare için yazalım. B açısı, kosinüs b'yi kullanacağız değil mi kosinüs teoreminde de? Bunun kenarındakilerin toplamı yani a kare artı c kare eksi 2ac bunların ikisini çarpıyorsunuz buradaki yaptığınız gibi. Çarpı b'de olduğumuz için ne? Kosinüs b açısı. C kare için yapıyorum. C kare eşittir b kare artı a kare ya da a kare artı b kare fark etmez. Eksi 2ab çarpı neredeyim? C açısındayım. Kosinüs c diyeceğim arkadaşlar. ABC kenar uzunluklarım nasıldı ABC? Tam karşılarına denk gelen yerlerde kenarların uzunlukları hangi köşenin karşısında? O a ise onun karşısındaki de küçük a ile gösteriyorduk. B ve C kare cinsinden de yazdık. Kosinüs teoremimiz de bundan ibaretmiş arkadaşlar. Geçtik bununla alakalı hemen bir soru çözelim. Diyor ki bir ABC üçgeninde A'sı kök 19 verilmiş. B'si 3 cm. C'si de 5 cm verilmiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? A açısını soruyor. Demek ki kosinüs A'yı bulacağız. A, B ve C yazdım. Burası A uzunluğum. Burası C uzunluğum. Burası B uzunluğum. Yani B kenarım. A neymiş arkadaşlar? 19 kök. Yani kök 19. B neymiş? 3 santimetre. C de 5 santimetreymiş. Bana neyi soruyor? A açısını soruyor arkadaşlar. Şimdi A açısını soruyorsa kosinüs A'lı bulacağım değil mi ben? O zaman formülüm bu değil miydi? A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs A. Evet. Bunu yazdım. Şimdi formüllerimizi de yerine koyalım her bir birimizi. A'nın karesi yani kök 19'un karesi eşittir. 3'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs A. Düzenledik. 19'un kök 19'un karesi 19 yapacak. Eşittir. 3'ün karesi 9 artı 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 5, 10. 3 daha çarparsam 30. Çarpı kosinüs A. Şimdi arkadaşlar. Şunu bu tarafa atayım, bunu bu tarafa atayım. Burası artı olsun. Çünkü 30 çarpı kosinüs A eşittir. 9 artı 25 eksi 19. Oldu mu? Bunu buraya, bunu bu tarafa attım. Evet, düzenledikten sonra 30 çarpı kosinüs A. Buradan da eksi 10... 15 geliyor arkadaşlar. 15'e eşitse o zaman her iki tarafı da 30'a bölersem ben kosinüs A ne yaptı arkadaşlar? 30'lar gitti. Burada da ikisini 15'e böldüm. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Kosinüsün hangi açısı 1 bölü 2'ye denk geliyor? Hemen bir üçgenimi çizdim. 30, 60, 90 üçgeni muhtemel. Burası 1, burası kök 3, burası 2. 1 bölü 2. Kosinüs ne? Komşu bölü hipotenüs. Komşusu 1 bölü 2 olarak. Komşusu 1 olan ne var? 60 var. Kosinüs 60 ne? Komşu bölü hipotenüs 1 bölü 2. Yani A açısı neymiş arkadaşlar? 60 dereceymiş. Biz şunu da biliyoruz zaten. Kosinüs 60 eşittir 1 bölü 2. Bundan dolayı A açısı 60 çıktı. Biliyoruz dersek diyorum ya arkadaşlar. Bu üçgeni bildiğimiz için biliyoruz diyorum. Bakın inanın ben bunları ezbere yapmıyorum. Size de ezbere yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü unutabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Hemen aklınızda üçgeni canlandırın ya da çizin hemen kenara. Ona göre çözümünüzü yapın. Geldik bu soruya. A, C, E ve B, C, D doğrusalmış arkadaşlar. Şurasıyla burası doğruymuş. Diyor ki A, B 4 cm. B, C neresi 2 cm. A, C neresi? A, C 3 cm. DC neresi? Burası 6 santimetre. CE de arkadaşlar 5 santimetreymiş. Buna göre X kaçtır? Her birini yerine yazmış zaten. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu üçgenin üç kenarının uzunluğu da var. Kosinüs teoremini kullanabilirim. Evet.
Bu üçgenin de üç kenar uzunluğu var ama bir tanesi zaten soruluyor. Burada da kosinüs kullanabilirim. Nasıl? Arkadaşlar bakın şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit mi? Alfa açısıysa burası da alfa açısı değil midir? Ters açılardan. Şurasıyla da burası birbirine eşit olacak. O zaman ben bu üçgen için bu alfadan kosinüs alfalı kosinüs teoremini yazarım. Buradan da kosinüs alfadan kosinüs teoremini yazarım. Kosinüs alfaları birbirini yerine koyarım ya da eşitlerim artık ne yapıyorsam oradan ikisi bulabilirim. Doğru mu? Evet. Hemen yazalım. ABC üçgeni için yazıyorum. ABC üçgeni için yazarsam arkadaşlar kosinüs alfalı. Nereden başlıyorum? 4'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 2'nin karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa. Değil mi? Düzenleyelim. 16 eşittir. 9 artı 4 eksi kaç yaptı? 4 kere 3 12 çarpı kosinüs alfa. Buradan arkadaşlar şurası 13. 13'ü bu tarafa atarsanız 16 eksi 13 eşittir eksi 12 çarpı kosinüs alfa. Buradan 3 geldi. 3 eşittir eksi 12 çarpı kosinüs alfa. Her iki tarafı 12'ye bölerseniz hatta eksi 12'ye bölün arkadaşlar. Şu eksiyle gitsin. Şunlar 12'ler sadeleşsin. Kosinüs alfa ne yaptı arkadaşlar? 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4'müş kosinüs alfa. Tamam. Geldik şimdi CDE üçgenine. Burayı için yazıyorum. Şimdi alfam burada o zaman karşısından başladım. X kare eşittir. 6'nın karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Evet. X kare eşittir. 6'nın karesi 36 artı 5'in karesinden 25. Eksi arkadaşlar 6 kere 5 30. 2 ile daha çarparsanız 60 çarpı kosinüs alfa. Evet şunun ikisini toplarsanız 50 61. X kare eksi 60. Bakın kosinüs alfa yerine şunu yazabilirim artık değil mi? Evet. Eksi 1 bölü 4. Şu eksi ile şu eksi gitti mi? Artı yaptı. Çarpım durumunda olduğu için. 15 olacak. Evet. 60'ı 4'e bölerseniz 15 ile 4 ile sadeleştirirseniz her ikisinde burada 1 burada 15 kalacak. Cevabımız x kare eşittir. 61 artı 15 olacak şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar x kare ne yapıyor? Buradan 76. X kareniz 76 ise arkadaşlar her iki tarafında neyini almanız gerekiyor bu durumda? Karekökünü almanız gerekiyor. O zaman ikisinizde ne çıkacak arkadaşlar? 2 kök 19 çıkacak. Ben bunları daha önceden çözdüğüm için direkt size cevabını yazıyorum. Her iki tarafın karekökü de aldınız. 76 kök dışına 2 kök 19 olarak çıkmış oldu. Geçtik bu soruyu da. Diyor ki yandaki ABCD kirişler dörtgeninde AB'yi 2 vermiş, BC'yi 3 vermiş, DC'yi ya da CD'yi 4 vermiş, AD'yi de 5 vermiş. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Bu teta açısının kosinüsünü soruyor. Peki ben bu teta açısının kosinüsünü nasıl yaparım? Diyorum ki şurada böyle belli belirsiz. Bunu tabii önceden çizmişiz ama bu dörtgenin hemen şunu bir 2'ye bölüyorum. Burası x olsun diyorum. Şurası da bakın. Bunun ikisinin toplamı bir dörtgende böyle bir durum varsa arkadaşlar şu geometriden bildiğiniz burası teta ise burası da 180 eksi teta olur. Bunu geometri dersinden biliyorsunuz diye hiç ayrıntıya girmiyorum. Şimdi burası teta burası 180 eksi teta ama her iki üçgeni ben burada şunu yaparak ne yaptım? Üçgen iki tane üçgene böldüm bu dörtgeni. Normalde şu ortadaki çizgi soruda verilmemişti. Sonradan çizdiğimizi düşünün. Ne yapıyorum? Her ikisi de x'i görüyor değil mi? Ben burada x'leri karşılaştıracağım. Yani bakın şu yukarıdaki üçgene göre yazayım. X kare eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı kosinüs teta. Bunu yazdıktan sonra şu üçgene göre yazayım. Yine x kare eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 180 eksi teta. 180 neye eşit arkadaşlar?
pi'ye eşit değil mi? Pi eşittir 180. Yani 180 eksi teta yerine o zaman ben pi eksi teta da yazabilir miyim? Yazabilirim. Pi eksi teta olarak yazdım. Tamam. Ben buradaki ne yapayım şimdi? X kareleri birbirine eşitleyeyim değil mi? Ama önce bir düzenleyelim. Derli toplu bir şekilde birbirine eşitleyelim. 4 artı 25 eksi 10 çarpı kosinüs teta. 25'i de ne güzel yazmışım öyle 255 gibi. X kare buradan ne geliyor arkadaşlar? 29 eksi 10 çarpı kosinüs teta gelecek. Şimdi şurayı düzenleyelim. 3'ün karesinden 9, 16 eksi 6 kere 4, 24 çarpı kosinüs pi eksi teta. Şimdi arkadaşlar şuraya bir yazıyorum. Kosinüs pi eksi teta'nın bir kere fonksiyonu değişecek mi, değişmeyecek mi? Pi'de arkadaşlar şu trigonometrik fonksiyonu değişiyor mu? Değişmiyordu. Kosinüs olarak aynen kalıyordu. Peki pi eksi teta hangi bölgedeyim? Pi eksi teta. Birim çemberden hatırlayın. Pi'den teta çıkarttınız. İkinci bölgedesiniz. İkinci bölgede kosinüs ne? Bakın burada eksi. Demek ki eksi kosinüs teta'ya dönüşüyormuş bu. Fonksiyonu değişti mi? Değişmedi. Pi ve 2pi'de fonksiyon değişmiyordu. Pi bölü 2 ve 3pi bölü 2'de değişiyordu. O zaman buradaki kosinüs pi eksi teta yerine de eksi kosinüs teta yazabilir miyim? Evet. X kare eşittir. 9 ile 16'yı toplarsanız 25 yapar. Eksi 24 çarpı kosinüs pi eksi teta yerine eksi kosinüs teta yazacağım. Eksi buradaki eksiyi artı yaptı. Kosinüs teta oldu. Çarpım durumunda olduğu için eksi eksinin çarpımı artı arkadaşlar. Onun için böyle düzenledik. Şimdi bana zaten kosinüs teta'yı soruyor. O zaman ben buradaki x kare ile şuradaki x kareyi birbirine eşitleyeyim mi? 29 eksi 10 çarpı kosinüs teta eşittir. 25 artı 24 çarpı kosinüs teta'ya eşitlersem. Bunu bu tarafa, şunu da bu tarafa atarsam arkadaşlar 29 eksi 25 eşittir. Bu tarafa artı geçti. 10 çarpı kosinüs teta artı 24 çarpı kosinüs teta. Şuradan 4 geldi. Eşittir. Buradan da 34 çarpı kosinüs teta geldi. Her iki tarafı da 2'ye bölmem 34'e böleyim pardon. Şöyle bunlar gitsin. Kosinüs teta eşittir. 4 bölü 34 mü arkadaşlar? 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 17. Demek ki kosinüs tetam kaçmış benim arkadaşlar? 2 bölü 17 oluyormuş. Bir yerde işlem hatası yapmadık umuyorum. 24 kosinüs teta. Buradan da 180 eksiden. Tamam. Şurası. 29. Tamam. Buradan da 25, 24 geldi. 2 çarpı 5'ten 10. Pardon arkadaşlar. Burada 2 çarpı 5 ama eksi 2 çarpı şu vardı ya. Buradaki 2'yi unutmuşuz. Buradan 20 gelecek. Burası 20. Doğal olarak burası da 20. Bu tarafa 20 diye geçti. Burası 34 değil de 44 oldu. 44. İşlem hatası tabii hep birçoğunuz fark etmiştir. O yüzden kusura bakmayın. 4'e bölerseniz 1, 4'e bölerseniz 11 yapacak. Şurası yok. O zaman 1 bölü 11 olacakmış cevabımız. Olur arkadaşlar böyle hatalar. O yüzden tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın. Geçtik. Şimdi tanjant teoreminden bahsedelim. Tanjant teoreminde de diyor ki bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları AB ve C birim olsun. Diyor ki B ve C cinsinden yazarsanız yani A açısını bırakır B ve C olarak yazarsanız B eksi C bölü B artı C tanjant B eksi C bölü 2 tanjant B artı C bölü 2'ymiş. Bu formüle göre yazarsanız diyor. Bu da tanjant teoremidir. Çok kullanılacak bir şey midir? Hayır. O yüzden şöyle bir değinip bir soru çözeceğiz ve ondan sonra konumuzu bitirmiş olacağız. Bir ABC üçgeninde BC, B eksi C bölü B artı C bize verilmiş. Neymiş? 1 bölü 3'müş ve A açısı verilmiş arkadaşlar. Tanjant
C açısı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi diyelim ki bir üçgenimiz var. Burası A, burası B, burası C. Bu açıyı kaç vermiş? 60 derece vermiş. Bana C açısının kaç derece olduğunu sormuş. Şimdi hemen ben hatırladığım bir tanjant teoremini yazayım mı şuraya? Evet. B eksi C bölü B artı C ne eşitti? Tanjant B eksi C bölü 2 bölü tanjant B artı C bölü 2'ydi benim formülüm. Tamam arkadaşlar. Bunu bahsedince hemen şunu bir yazalım. A açısının derecesi yani MA açısı artı MB açısı artı MC açısı. Bu üç açı toplamı kaç arkadaşlar? Üçgenin iç açıları toplamından 180 derece. Şimdi buranın 60 olduğunu biliyorum. Pardon, A'nın 60 olduğunu biliyorum. Yani 60 derece artı B açısı artı C açısı. Bunu direkt böyle yazıyorum. Eşittir 180 derece miymiş? Buradan B artı C açısı bize neyi verecek arkadaşlar? 180 eksi 60'tan 120 derece mi çıktı B artı C? Tamam, B artı C 120 derece. Biz bunu bulduktan sonra direkt hemen şu formülümüzü de yerine yazalım. B eksi C bölü B artı C 1 bölü 3 vermiş. 1 bölü 3 eşittir. Tanjant B eksi C'yi biliyor muyum? Hayır, bilmiyorum. O yüzden yazayım. Tanjant B eksi C bölü 2 bölü tanjant B artı C kaç? 120. 120 bölü 2'den 60 mı yaptı? 1 bölü 3 eşittir. Tanjant B eksi C bölü 2'nin tanjant 60 oranı. Tanjant 60'ınız ne arkadaşlar? Hemen üçgen çizdim. 30, 60, 90 üçgeni. 1 kök 3, 2 ise tanjant 60 ne? Karşı belik komşudan kök 3. Şurası neye eşitmiş? Kök 3'e eşitmiş. Buradan tanjant B eksi C bölü 2 arkadaşlar kök 3 bölü 3 mü? Kök 3 bölü 3 de 1 bölü kök 3'e eşit değil miydi? Bu açık üçgende tanjantın hangi değeri 1 bölü kök 3'e eşit olabilir arkadaşlar? Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Tanjant 30, 1 bölü kök 3. Demek ki bu tanjant 30'a eşitmiş. O zaman tanjant B eksi C bölü 2 tanjant 30'a eşitse B eksi C bölü 2 eşittir 30 yazabilir miyim şu anda ben? Evet. Buradan B eksi C ne gelir arkadaşlar? Çok güzel. B eksi C 2 çarpı 30'dan 60 gelir. B eksi C 60. B artı C de 120 ise hemen ben bunları ortak çözüm yaparım. B artı C eşittir 120. B eksi C eşittir 60. Toplarsam, hatta bana direkt C açısını sorduğu için şunu şöyle eksiyle çarpayım. B'ler sadeleşsin. 2C eşittir 60'dan C eşittir 30 dereceymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir soruymuş. Zaten ezber olarak da aklınızı çok zor tutabileceğiniz bir şey değil. Bilmenizde fayda var. Velev ki karşınıza böyle bir soru çıktı, çözebilin. Ama dediğim gibi çok fazla da çıkabilecek bir soru değil. Ama sistem sürekli değişiyor. Bilemiyoruz. O yüzden hepsini bilmenize tekrar da söylüyorum. Fayda var. Evet arkadaşlar, bol soru çözmenizi umuyorum. Trigonometrinin biliyorsunuz 1, 2 ve 3 olmak üzere büyük bir ünite olduğu için 3 ayrı ünite gibi işleyeceğiz. Bu birinci kısmımızın bittiği yerdi. Bundan sonra artık dönüşüm formüllerimizi inceleyeceğiz. Onları da videoları takip ederek de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.